İyi akşamlar Günaydın TV izleyicileri. Bugün Gündem Siyaset'in ilk programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Erdal Aksünger. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Size de hayırlı olsun ayrıca. Çok teşekkür ederiz, çok teşekkür ederiz. Malumunuz siyaset kazanları yine ısınmaya başladı. Evet. Özellikle yerel seçimde. Bugün de Nihat Zeybekçi'nin bir açıklaması oldu. Nihat Zeybekçi'nin ismi düşünce İzmir için mahallenin en güzel kızı açıklamasında bulundu ve kim istemez dedi. Evet. Siz de istiyorsunuz sanırım İzmir'i. Yani şöyle, ben de espri olsun, yani Nihat Bey'i tanırım tabii de ama yani hani bu siyasetin nezaketini aşmamak kaydıyla söylüyorum tabii. İzmir modernitenin, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün modernitesinin örnek kentidir yani. Bu örnek kentte, şimdi espri olsun diye sosyal medyada yazmıştım. En güzel kızını istemek ayrı bir şeydir, almak ayrı bir şeydir. Ama ilk şöyle bir durum var. Bunu ben görücü usulü evliliğe yordum o şeyde, biraz da esprili olarak. İzmirli görücü usulünden evlenmez dedim yani sonuçta. Beyefendi bunu da bilin tarzında. Kendisi de yakından tanıdığım bir siyasetçi. Çok eski odalar zamanından tabii 2000'lerin başlarından itibaren. Tecrübeli bir siyasetçi ama İzmir'den bir alakası yok. Yani Denizli sonuçta. Denizli'de belediye başkanlığı yapan, daha sonra oradan milletvekilliği yapan bir kişi. Bakan da oldu. Bakan da oldu oradan tabii. Ve bu doğru bir şey değil. Yani İzmir'e dışarıdan yine insanların getirilmesi hiç doğru değil. Kaldı ki içeride bile bazen bazı insanların ithal olmasından kaynaklı olarak da İzmir bu konuda sıkıntı yapar. İthal derken şundan bahsediyorum. İzmir'e yıllar önce gelmiş, yerleşmiş insanlardan bahsetmiyorum. Sadece bir adaylık meselesinde buraya getirilen her insanın İzmir'e eziyet olduğunu düşünen bir insan. Peki İzmir'de şansı var mı kendisinin? Şans bulabilir mi? AKP'li siyasetçiler açısından İzmir prestij kaybı olan bir yer yani. Her seferinde aslında bu deneniyor bir besleniyor. Ben şansı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şöyle yine baştaki iddiama geri döneyim. İzmir modernite. Aslında o modernitenin temelinde de şu İzmir hani sosyal demokratları çok yoğun ve daha çok da aslında öbekleşen bir aslında sol ve sosyal demokrat kitlenin sığınma alanına döndü bazıları. Herkes kendini, ben bunu doğru bulmuyorum ama yani neden doğru bulmuyorum? Türkiye'nin her satığında normalde aslında demokrasinin işlediği dönemlerde böyle bir aslında tercih mevzu bahis olamaz yani. Ama alınan göçlerden çoğunda hani genelde hani daha soldan, daha sosyal demokrat bakan insanlardan göç alıyor. O yüzden hani Mustafa Kemal'in modernitesi dediğim şey işte 20-25-30'un üzerinde bir sosyal demokrat, bir de bir o kadar da aslında kendini modernite içinde tanımlayan daha liberal demokrat insanlardan oluşan bir kitleden bahsediyoruz. AKP bugüne kadar bu insanların özel yaşamlarına kadar bazı şeyleri, ki modernitede İzmir'de karışmayacağız diyorlar ama. Öbür tarafta karışıp İzmir'de karışmayacağız meselesi biraz garip bir durum. Yani çoğu yerde ben şunu görüyorum. İnsanların özel yaşamlarının her yerinde dokunuluyor. Yani mesela meclisten örnek vereyim. Bir meclisin garnizonu vardı orada, bir gazinosu vardı. İlk başta rakılar, sonra bira yasaklandı. Sonra orayı kapattılar tamamen. Yani ya isteyen gider içer, isteyen gitmez, içmez. Yani şimdi bunu baskıyla bir beslene insanlara dayatamazsınız. Yani bu yanlış bir yaklaşım zaten. İşte Gezi'den bahsediliyor mesela, bunun dış destekli olduğu söylenerek falan, bence bir gaflet içerisindeler. Neden? O mesela İzmir'de Gezi esnasındaki sokaktaki çocuklara baktığınızda aslında altlarında en iyi ayakkabılar, sırtlarında en iyi çantalar, en iyi aslında montlarla dışarıda bir genç kitle vardı. Bu genç kitle aslında durumu iyi olan ailelerin çocuklarıydı ve bunların itirazları da kendi özel yaşamına aslında müdahalede bulunan bir düşünceye itirazdı bir yerinden baktığınızda. O yüzden bu her yer için geçerli olması lazım. Bence temelde İzmir'e dokunmayacağız, öbür tarafta dokunduk anlamına gelir yani. Şöyle de bir durum var aslında. Şimdi AK Parti burada muhalefet, uzun yıllardır muhalefet. Hiç de belediyeyi alamadılar, büyükşehri alamadılar. Ama bu seçimde en azından adaylarını göstererek Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine bir adım önüne geçmiş oluyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu aday belirleme süreci hala niye kesinleşmiyor? Yani şöyle, yani bizim iddiamızda şöyle bir durum var. Geçen seferlerde de bu adayları belirleme süreci 50 gün kala olmuştu zaten. Yani bunda şaşıracak çok da bir şey yok. Yani önümüzde daha şu anda 120 günden fazla bir süre var. Ben
bunu doğru bulmuyorum zaten yani belirleyip belirleme eleştirisini. Neden? İktidar bizi zaten burada yani. Ha, bu şundan kaynaklı oluyor. Aziz Bey şeyi açıklamasaydı böyle bir tartışma belki de olmayabilirdi. Yani ben aday değilim açıklaması yapmasaydı ama bugün ilk önce biz de almadığımız yerleri açıklayacağız zaten. Yani bizde olmayan kaybettiğimiz daha önceki yerleri açıklayacağız. Bunda bir problem yok. Ondan sonra bizde olan yerleri açıklayacağız. Bu yöntemden alakalı bir şey. Belki ilk defa bugün burada söylenecek bir şey. Daha yeni alınan bir karar. Özellikle üç büyük kentin de yine tabii şu anda çalışması yapılıyor ama mesela Bursa, Antalya, Adana, Mersin tadındaki büyük kentlerin hepsine heyetler oluşturuluyor. 29'una kadar oralardaki bütün adayların hepsi hemen hemen belirlenecek. Sonra da açıklanacak parti meclisinde. Çok hızlı bir şekilde bunların hepsi. Bir de şu var yani ittifak görüşmeleri devam ediyor. Yani şimdi adayı küt diye açıklayamazsınız. Bir ittifakla ilgili olan arada uzlaşma sağlamanız lazım. Orada bir müzakereler yürüyor her kent için ve her seçim bölgesi için ayrı ayrı müzakereler yapılıyor. Bu da çok doğaldır. Tabii demek ki şöyleydi. Tereddütleri Milliyetçi Hareket Partisi ile son dün yapılan görüşme tahmin ediyorum ki bir anlaşmayla sonuçlandı kendince. Ondan açıklıyorlar bunlar. Yoksa açıklayamazlardı. Biz daha önce ittifak olayına başlamıştık. O süreç devam ediyor hala. O devam ederken sürecin içerisinde o ittifak sonuçlanmadan veya anlaşma yapılmadan da bazı yerlerin konuşulması veya açıklanması doğru olmayabilir. Siz de heyet içindesiniz büyük söylediğiniz kadarıyla. Evet. Bursa'ya gideceksiniz. Evet, Bursa'ya gideceğim. Şimdi kriterleriniz neler olacak adayları belirlemede? Şimdi orada şöyle, benden birlikte milletvekili arkadaşlarımız olacak. Tüm ve il ve ilçelere dolaşacağız birkaç gün boyunca. Adayları dinleyeceğiz hepsini. Daha önceden aslında onların geçmişlerine ilgili konular olacak zaten. Kendilerine zaman ayıracağız bir sürü konuyla ilgili. Örgütlerin görüşlerini alacağız. İlçelerin ve ilin görüşleri alınacak. Ayrıca bir halkta da bir kamuoyu arkasından yapacağız. 3-4 gün içerisinde çok yoğun bir çalışma olacak. Belli arkadaşlar ilçelerde olacaklar. Ben heyet başkanı olarak bu bütün verileri aslında alabilmelerini sağlayan bir genel merkezdeki, yerel yönetimdeki arkadaşlarımızın yaptığı tablolar var. O tablolardaki soruların cevaplarını oraya yerleştireceğiz. Ondan sonra ortaya aslında rasyonel bir şey çıkacak. Biz de ondan sonra bir de kendi görüşlerimizi, yani inisiyatif olarak kendi görüşlerimizin ne olduğunu yazacağız. Sonrasında genel merkez bunun kararını verecek. Oradaki kriterlerde tabii şu, şimdi kriterler derken, kriterlerin hepsini yazılmış formlar var zaten. Arkadaşlarımız onun formlara çalışacağız. Üzerindeki formlarda yani kişinin özgeçmişi çok önemli. Örgüt karşılığı çok değerli. Yani örgütte olması çünkü o motivasyon çok değerli bizim açımızdan. Örgüt motivasyonu en değerli şeylerden biri bizim. Biz çünkü üyeye dayalı bir partiyiz sonuçta. Diğer yönden baktığınız zaman toplumdaki aldığı görevler, bugüne kadar başarıları, background'u bunun tabii çok önemli değerli şeyler. Bunların hepsini toparladığımızda ortaya bir aslında bir seçme için ölçümleme değerleri çıkacak. O karar destek sistemi olacak aslında bir yerinden baktığınızda. Onun sonucunda rasyonel bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Şimdi o zaman biraz alt metin okuyalım. Aziz Kocaoğlu aday olsaydı bunlar yaşanmaz dediniz. Siz Aziz Kocaoğlu'nun tekrar aday olması gerektiğini düşünüyor muydunuz? Şimdi kritik bir süreç yaşıyoruz aslına bakarsanız. Yani Aziz Bey'in aldığı karara saygı duyuyorum ben. Aziz Bey aday olsaydı tersine düşünen insanlar olabilir ama ben mesela siyaseten Aziz Bey'le hep karşı karşıya evet. gelmiş. Son dönemler itibaren daha öncesinde hiç öyle değildi de bu doğaldır yani iş siyasette doğaldır. Ama dışarıya taşırmamak koşuluyla doğaldır ama karşı karşıya gelmişizdir bir sürü konuya. Ama bu benim onun hakkını teslim etmeme noktasına getirmez. Yani bu kentte 14-15 yıl belediye başkanlığı yapmış bir kişi. Ve genel itibarıyla baktığımız zaman hiç kimse Aziz Bey hakkında arka planında akçeli çorbalı işlerinden bahsedemez. Hiç kimse Aziz Bey'le ilgili olarak ahlaki bir sorunu olduğu konusunda herhangi bir şey söyleyemez. Bunlar siyasetin bence en önemli değerlerinden bir tanesi. Hakkını teslim etmek lazım bu konuyla ve saygı duymak lazım. Ben de hiçbir zaman siyasette yan yana omuz omuza yürümediğimiz ama bir parti olarak her zaman destek ol mecburu. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Her zaman her seçimde destek olmuşumdur. Bir parti olarak söylüyorum.
Aziz Bey aday olsaydı ne olurdu meselesinde bir birlik olması için elimizden gelen yine aynı şeyi yapardık. Yani burada benim zerre kadar tereddütüm yok. Ama şahsım açısından Aziz Bey aday olsa ben bunu düşünmem. Yani bugün aslında haftaya yapacağım görüşmelerden sonra adaylık konusunu netleştireceğim ben zaten de. Ama bugün aday olsun gene ben aday olmayacağım. Bunu söylüyorum. Yani Aziz Bey aday olursa ben aday olmayacağım. Yani çok net söylüyorum. Peki, bu kararı aldım yani. Aziz Kocaoğlu'nun adaylık açıklamasında, daha doğrusu adaylı olmayacağım açıklamasında partinin süreci doğru yönettiğini düşünüyor musunuz? Çünkü bir ince Kılıçdaroğlu çekişmesi oldu. Aziz Bey taraf tuttu. Bu arada tartışmalar sürdü. İzmir özelinde tartışmalar sürdü. Yani ya ben şöyle düşünüyorum. Orada aslında belki de toplumun anlayamadığı konu şuydu. Bence konuyu getirip ince Sayın Kılıçdaroğlu tartışmasına çekilmesi işin aslında normalde boyutunun sığlaştırılması anlamına gelir. Burada onu isteyen de herhalde Muharrem Bey'in kendisi çok o konuda o havaya sokmaya çalıştı. Biz onu da doğru bulmuyoruz. Kendi açımdan söyleyeyim. Ben hiçbir zaman o gitsin bu gelsin modunda bir adam olmadığımı televizyonlarda o dönemde de açıkladım zaten. Ben değişimin ne olduğunu iyi bilen bir insanım. Yani daha doğrusu en azından nelerin değişmesi gereğinde fikrim var yani. Bunu da 2015'in başından itibaren partide liyakat düzenlerinin kurulması noktasında aktif üyeliğin tahsis edilmesi, yeni üyelik yapılarının ortaya konulması, yeni örgüt yönetim sistemlerinin, bilgi sistemlerinin tahsis edilmesi konusunda büyük çabalar gösterdim. 2 sene, 2,5 sene büyük kadro, iyi kadrolar ve gönüllü kadro arkadaşlarımızdan birlikte. Bunun bir emeği var yani. Ben bunun çok değerli olduğunu biliyorum. Biz değişim gerekçelerimizi kurumsallaşma, liyakat, performans sistemlerinin oturması, tüzüğün değişmesi, demokratikleşmesi noktasında çok önemli buluyoruz bunların hepsini. Bunu anlattık zaten. Son dönemlerde Aziz Bey'le de daha öncesinden konuştuğumda o da bunu ben Muharrem Bey meselesinden hiçbir zaman yormamıştım zaten. Aziz Bey'in de mesela benim kendisiyle aslında bir iki istişaremde gördüğüm kadarıyla o da bu noktalarda olduğunu gördüm. O yüzden bu tartışmayı sığlaştırdıkları için de herhalde tahmin ediyorum ki Aziz Bey o noktada bir şey yaşadı. Bir dramatik süreç yaşadı galiba. Bir de sağlığı noktasında da kendisi ifade etti. Sağlığım da el vermiyor, ailem istemiyor tarzında bir şey söyledi ama bir kırgınlığın olduğunu ben görüyorum. İşte bu yüzden de diyorum ki sonuçta bu kentte 14 senedir belediye başkanlığı yapan, namusuyla belediye başkanlığı yapmış bir insanın mutlaka öyle veya böyle gönlünün alınması, olurunun alınması lazım. Ki onunla birlikte de kenti bu kadar çok tanıyan, kentin her yerine dokunmuş bir insanla da omuz omuza çalışsın birileri yani. Aksi takdirde bence gönül kırıklığıyla bu işin götürülmesini doğru bulmuyorum ben. Bir de şöyle bir durum vardır. Her seçim Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir küskünler ordusu yaratır. Evet. Geçen 2014 yerel seçimlerinde küskünlerden dolayı Torbalı, Menderes, Ala gibi ilçeler kaybedildi. Şimdi bu seçimlerde adayları belirlerken tekrar bir küskünler ordusu yaratmamak için nelere dikkat edilmeli? Adaylarda ne gibi kriterler aranmalı? İzmir bazında özellikle. Şunu çok açıkça ifade edeyim. O zaman şöyle bir hata oldu bence. O dönemde aynı gece açıklandığında son adayların bazıları değişti. Aslında sadece bu dönem olmadı, bu 2009'da da oldu. Evet. Hatırlarsanız beni de aslında belediye başkanı adayı 2009'da olarak MYK açıklamışlardı. Sonrasında değişti daha sonra. Ama ben hiçbir zaman da onun kırgınlığından ters çalışmadım ama yani geldim partime çalıştım. Yani olabilir, bunların hepsi yaşanabilir. Biraz herkes bunların hepsine böyle bakması lazım. Biliyorsun 3 gün boyunca belediye başkanı adayı olarak beni açıklamışlardı. Daha sonra değiştirdiler. Ben de şunu söylemiştim. Bir gün geldiğinde seçici makamlarda oturduğumda bana yapılanı ben kimseye yapmam diye. O makamlara da oturduk. Yani nasip oldu onlar. Genel başkan yardımcısı gibi çok önemli, onurlu makamlara oturduk. Milletvekilliği yaptık bir dönem. Millet hala beni milletvekili zannediyor. Yaptığımız çalışmalardan kaynaklı küsmedik. Yani 2015'ten beri ben milletvekili değilim. Aday da olmadım. Ama millet beni niye milletvekili zannediyor? Oturduk çalıştık. Yani bundan yani daha büyük onur olabilir mi? Herkesin seni milletvekili zannetmesi. Peki demek ki milletvekili olmadan da milletvekili gibi çalışabiliyor, ses getirilebiliyormuş. Yani bu önemli bir şey. Şimdi öbür taraftan hatalar nelerdi? Yapılmaması gereken bir şey. Yani birilerini açıkladıysanız ondan sonra geri çekmeyeceksiniz. Ertesi gün ben hata yaptım diyemezsiniz.
Bu doğru bir şey değil. Onlar büyük hata olduğunu kabul etmek lazım. Bu dönemde de dikkat edilmesi gereken bir şey, tüm kriterlerini insanların arasında, aday adaylar arasında kırgınlık yaratacak bir süreci tetiklememek. Yani bu objektif olarak hepsinden aynı aslında oranda hem görüşmeyi sağlayabilmek, hem onları dinleyebilmek, hem onlarla ilgili anketler ve kamuoyu meselesinde ciddi davranmak bu konuyla ilgili. Bu insanların hiçbirinin vicdanında bir sıkıntı yaratmadan, hiç kimseyi kırmadan, dökmeden yapmak gerektiğini daha önceki seçimdeki tecrübelerimizden görüyoruz. O yüzden tahmin ediyorum ki böyle hatalar yapmaması, biz de parti mesuliyeti olarak elimizden geleni yapacağız yani. Şimdi İzmir Büyükşehir için adınız geçiyor. Evet. İzmir'in şöyle bir durumu var ancak. İzmir daha bundan 10 sene öncesine kadar Ege'nin başkenti sayılıyordu. Evet. Ama İzmir'in devamlı geriye doğru giden bir ivmesi var. İzmir'in hinterlandı kayboldu. İzmir şu anda tek başına bir kent durumunda. Yani ekonomik anlamda beslenemiyor, sanayi anlamında beslenemiyor, iş üretemiyor, dönüşümünü gerçekleştiremiyor. Yani İzmir sıkışıp kalmış bir kent. Evet. Büyük bir potansiyeli var ama o potansiyel içinde eriyor. İzmir'in bu potansiyelini nasıl canlandıracaksınız? Ne yapmak gerekiyor? Şimdi bakın çok açıkça şunu söyleyeyim. Şimdi İzmir çok haksızlığa uğruyor. Mevcut iktidar zaten bunu İzmir'e bir gavur lakabı takaraktan bunu daha öncesinden aslında ifade etti. Ama İzmir'de hiç mi suç yok? Yok, onu anlatacağım zaten. İzmir'de suç olması olmaması ayrı bir şey. İzmir suç derken İzmir'i yönetenler sadece yereldeki arkadaşlar değil. Sonuçta tüm toplum. Şimdi İzmir bütün ekonomiye %11'lik falan bir aslında katkı sağlıyor. Ama İzmir'e gidin bakın Maliye Bakanlığı'nın sitesinde, hazinenin şeyinde görebilirsiniz. %2'lik, 2.15'lik İzmir'e geri dönüş sağlanıyor. Bu İzmir'le ilgili en büyük haksızlık zaten baktığınız zaman. 10 senedir Çanakkale ve İstanbul otobanları, 10 yıldır Ankara otobanı konuşuluyor ama otoban yok ortada. Yani bu kentin otoban bağlantısı Çeşme'yle Aydın'da var sadece. Bunlar da ANAP ve SP ANAP dönemindeki iktidar dönemlerinde yapıldı. İleri Yıldırım bugün açıkladı, İstanbul otoyolu 2019 sonunda bitecekmiş. Oh ne güzelmiş yani. Tabii o başlarken de ne zaman oldu? 10 sene falan geçti ama buna rağmen Konya'ya gidin, diğer yerlere gidin, Adana'ya gidin, Mersin'e gidin, bir sürü yerlerde buna benzer otobanlar çoktandır yapıldı ve dağları delerekten bir sürü şey yapıldı, gidildi. Yani bu dublörü yapmaktan övünenler İzmir gibi aslında ekonomiye bu kadar katkısı olan bir yere parasını geri vermiyor bir kere. Sen benim paramı alıp götürüp Konya'ya, Kayseri'ye yatıramazsın kardeşim. Yani böyle bir şey yok. Bir kere bunu bir baştan söylemek lazım. İkincisi şu var, İzmir'in ekonomisinin böyle şey olması İstanbul fantezisi yaratan iktidarın kendisinden kaynaklanır. Yani markalar kendilerini oraya taşımak zorunda hissediyorlar. Çünkü paraya yakınlaşmak ve aslında pazara, piyasaya yakınlaşmak açısından. Sen şimdi bunu yapacağın İstanbul, burada bir tane borsa var mesela, diyelim ki borsayı da taşımak istiyorlardı mesela bunların hepsini. İzmir'in değerlerini yerle bir etmeye çalışıyorlar çünkü burada biliyorsunuz ticaret borsası var, bir sürü şeyler var. Evet. Bunlarla ilgili ilkleri yapan İzmir'dir aslında ama bankası yok. Daha önce 4 tane bankası vardı. Ege Bankı'ndan, işte Tarış Bankı'ndan, Tütün Bankı'ndan, yani aklınıza gelen bir sürü bankalar vardı. Kooperatifleri vardı. Kooperatifleri vardı İzmir'in. Hepsi zor durumda bir besteyle. Markalar değerlendirme. Şimdi teşvik yok İzmir'e. Şuradan Uşak'a gidin. Dünya kadar teşvik var. İzmir'e teşviğin neredeyse 7 katı teşvik var. Burada teşvik yok kardeşim. Şimdi bir liman kentinden bahsediyorsunuz. Lojistik kentinden bahsediyorsunuz. Bir gram yatırım yapmıyorsunuz. Bu yerel yönetimin yapacağı bir şey değil. Ama yereller noktasında baktığınızda İzmir aslında öyle diyor ama tarımsal kalkınma açısından örnek modellemeler yapmıştır yerel yönetimler. Yani belki Aziz Bey belki bunları çok anlatamadı, reklamını yapamamış olabilir. Bu konuda da haksızlık yapmayalım yani bazı şeylerle ilgili. Kentsel dönüşümle ilgili işte Ankara'nın, İstanbul'un ertesi gün çıkanlarını 6 ay 1 sene kapılarda yatırdılar. Aziz Bey'in her gidip geldiğinde ben görüyordum, genel merkeze geliyordu, anlatıyordu bizlere de yani. Ya biz yani içeride iş siyaset çekişmesi var da görüşmüyoruz mu? Yani öyle bir şey olur mu? Yani zaten sonuçta biz partiliyiz, beraber her şeyi konuşuyoruz. Bu büyük sıkıntılar içerisinde giderken düşün ki yıllar boyunca buranın ya stadı yok buranın. Ya ne yani? Yani bu gidiyoruz garip 100 binlik kentlere gidiyoruz. Deli statlar yapmışlar yani. Hiçbir zaman ömürleri boyunca oraları doldurulamayacak statlar yapılmış. Efendim yok sizin belediyeler şöyle diyor böyle diyor. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Doğru bir yaklaşımdan her şey yapılabilir. İşte Alsancak stadını yıktınız. Stat durmuş vaziyette, yapmıyorsunuz. Göztepe burada yapılıyor. Göztepe
Kendi imkanlarından bir şeyler yapıyor. Karşıya kadar efendim neymiş, belediye başkanı karşı çıkıyormuş. Ama yerin lokasyonu anlamında oturur anlaşılabilir. Biz de çıkar belediye başkanımızı da alırız, gel beraber konuşalım diyeceğimiz bir şey yaratabiliriz. İşte 100 binlik bir stat var burada, Olimpiyat Stadı, Atatürk Stadı. Hala o hiçbir kalifikasyonu yapılmamış vaziyette. Revizyon yok. Yani statta bir aslında ambiyans yaratacak bir hikaye yok ortada. Hükümetin bunu bilinçli mi yaptığını düşünüyorsunuz? Yani. %100. %100. Ama şöyle bir durum var yani ortada. Şimdi diyorum ki bakın küçücük kentlere ben Anadolu coğrafyasında çok yere dolaştım. Karadeniz'de, Samsun'da, Ordu'da bir bakıyorum bir stat yapmışlar. Avrupa ayarında statlar. Tamam çok güzel. Hak ediyordur mutlaka. Onu da hani hakkıdır tabii ki. Ben bunda bir sakınca görmüyorum. Ama önümüzde 2024'e talip galiba. Ya İzmir burada Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası bir şeylerinde adı geçen bir il değil yani. Hani burada da organizasyon yapılacak olan listede İzmir yok. Şimdi bu ne denir ki buna yani bu kadar haksızlık olurken? Buna rağmen katı arıtma konusunda Türkiye'de bir numara aslında yatırımlar açısından. Borcu yok, harcı yok İzmir'in. Ha bundan övünülür mü? Bence bundan övünülmez. O ayrı bir konu. Yani mutlaka borçlanma aslında kredibilitesi yani en yüksek olan il İzmir Türkiye'de. Peki İzmir bunu yeterince kullanabiliyor mu bu kredibiliteyi? İşte burada şöyle bir şey konuşabiliriz. Yeni yatırımlara, yeni teşviklere, yeni akışlara ihtiyaç olduğu kesin. Yeni çıkışlara ihtiyaç var. Mesela yani bu kadar şeyde teşvikle ilgili olarak mutlaka özel bazı bölgelerle ilgili mesela diyelim ki teknoloji bölgeleri oluşturulacak olması, tarım bölgeleri, organik tarım bölgeleri oluşturulması, turizm organize bölgelerinin oluşturulması gibi bir takım atılımlar içerisinde girmek gerekir. Bunlarla ilgili yerel yönetimler altyapılarını bunların hazırlar. Bunların hepsi de tabii bir maliyet bir yerinden baktığında büyük yatırımlardan. Liman hala aynı şekilde duruyor. Bir yatırım yok bir yerinden baktığınızda. Şimdi bir örnek vereceğim. Her şeyi özelleştirirlerken işte Türkiye bu gafletin içerisine düştü. Mevcut iktidar da aslında şu neoliberal politikalarla özelleştirme aslında vahşiliğiyle ne yaptı? Mesela İDO'yu özelleştirdiler. Şimdi İstanbul'u Bakırköy'den mesela deniz otobüsleri veya herhangi bir vapur yok ki karşıya geçsin. Tabii, şimdi kardeşim 800 milyon dolar aldın da bu adamlar şimdi diyor ki ben bunları kaldırıyorum, zarar ediyorum. Ya kamunun görevi sadece zarar etti diye bir şey yapmak değildir. Yani ben şimdi bir belediye kar etmek amacıyla bununla kurulmaz. Hizmet vermek amacıyla kurulur. Gidip oralarda fantaziler yapacağınıza toplumun mesela trafiği önlemin temel konularından birisi denizi kullanmaktır yani. Denizi kullanmaktan şu anda imtina ediyor. 25 yıllık hakkını verdi. Ne yapacaksın bununla ilgili? Gel geri vereyim diyor İDO. İDO'yu alanlar. Ne yapacaksın şimdi? Zaten şimdi şöyle bir var. Yeni kamu politikalarına ihtiyaç var. Gelecek robotlaşan bir ekonomi. Bir sürü insanı dışarıda bırakacak. Endüstri 4 sınıfı, gereksizler sınıfı diye bir sınıf doğuyor. Ama işte burada problem çıkıyor zaten. Önün bakın yeni kamucu anlayışı şundan tarif etmek lazım. Şimdi sanayi 4.0 diyorlar, şunu diyorlar, bunu diyor. Ya millet bilerek mi konuşuyor bilmiyorum ama yani o dünyanın içinden gelen biri olarak söylüyorum. Evet. Yani sanayi 1.0'ı anlat desem bir şey bilmez. 2.0, 3.0 yok 4. Kardeşim. 1700'lü yıllarda Orta Avrupa'nın göbeğinde 1600-1700'lü yıllarda başlayan bir sanayi devrimi var. Yani aslında emek ve sermaye çelişkisi ve sol nerede var olmuştur? Almanya ve İngiltere'de. Neden? Sanayileşen bir toplum var. Emek ve sermaye çelişkisi yaratıyor. Bir tarafından burjuva var bir yerinden baktığınızda. Sanayi devrimi yapılmış. Demokrasi de kendini has bir şekilde bunların içerisinde kendini yukarıya doğru taşıyor. Senin 1920'lere kadar hiçbir hamlen yok. Sanayileşme hamlen yok. Yani şimdi ondan sonra da şöyle bir durum var ortada. Kendine sermaye sahibi olmaya çalışan bir devlet var. Kamu iktisadi teşebbüslerini kuruyor çünkü dünya kadar. Ya uçak üretiyorsun o yıllarda ya. Bugün Türkiye daha diyor ki ben yerli uçağımı üreteceğim. Ya sen daha işten yanmalı motor yapamıyorsun. Kalkmışsın uçak üreteceğim diyorsun. F-35 için bir tane, üç tane F-35 için de kapıda pencerede yatıyorsun. Yani bu manipüle edilen bir şey. Böyle olduğu sürece İzmir gibi yerlerde, üretken yerler, modernitenin olduğu yerlerde bu kafayla, yani bilimden yoksun kafayla, gavur denilenekten bu hale getirilirse Türkiye'de geri kalır kardeşim. Peki yerel yönetim ne yapabilir bu konuda? Burada şöyle bir şey var. Bakın
Şimdi değerli arkadaşlarımızla hem İstanbul hem İzmir'de proje ekipleri kurduk ve gerçekten üst düzey. Bunlar yani mesela gerçekten çok üst düzey. İsimlerini vermek doğru olmayabilir. Ancak biz öyle bir sürece girersek onların isimlerini de yine açıklar. İzmir'in, ben şunu söyleyeyim bir kere. Öyle bir şey bize nasip olursa, yani önümüzdeki hafta biraz netleştireceğim. Ben de şöyle bir adam değilim. Ya bu karmaşanın içerisinde süreç takip eden, bilmem ne, sabah akşam lobi yapma çalışmasında bir insan değilim yani. Bunu sevmiyorum da zaten. Benim genel siyasete bakışımı engellememesi lazım. Mesela değişim isteğimi engelleyemez mi? Ya beni seçer misiniz, seçmez misiniz meselesi içerisinde aman efendim ben bunu iddia ediyorum, şundan vazgeçiyorum demem. Bunu açıkça söylüyorum. Buradan da şunu söylüyorum. Eğer böyle bir şey nasip olursa, İzmir'in yetiştirdiği evlatların hepsinden kimlerle biz İzmir'i yöneteceğimizi tek tek göstereceğim. İzmir'i ben yönetmeyeceğim öyle bir şey olmadı. Kadrolarla. Ekip olarak. Tabii. Ya bu da formasyonlu, bilgili insanlarla olacak öyle. Yani bunun için de çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Projeler anlamında söyleyeyim. İşte 1 milyon 500 bin metrekareye yakın aslında bu tarafın biraz daha kuzeyinde olan bölgeler var. Yani İzmir'in içerisinde metropol olarak. Yani mesela Sasal tarafını düşünün. Dünya kadar. Orada ikinci ana jet üstü var falan. Orada mesela 9-10 milyar dolarlık bir yatırım için fonlarla falan görüşerekten çok güzel projeler aslında mantığı ortaya koyduk falan. Burada da tahmin ediyorum 8-9 sene içerisinde yani 110 bin kişilik bir İslam yaratacak bir şey. Yani o kademeli olarak çıkışlardan bahsediyoruz. Tarımda yeni bir reform yaratacak yeni teknolojilerle, drone teknolojilerle, bunlar robot zaten yani birazcık ama bunların hepsinden ilgili altyapılarını, eğitimlerini, akreditasyonunu burada yapacak. 30 bin kişiye daha 5 yıl içerisinde bir iş yaratacak. El değmemiş topraklar veya kimyasal değmişlerin arındırılmasıyla birlikte orada bir yeni bir aslında tarım dönüşümü yapmak meselesi var bir yerinden. Sağlık turizm meselesinde uluslararası alanda Avrupa yaşlanıyor kardeşim. Yani yaşlanan Avrupa'nın sağlık giderleri büyüyor. Talip olacaksın buna. Onu yapacak başka bir şeyin yok. İyi lobici arkadaşlarımız ve uluslararası alanda çalışan arkadaşlarımız var. Kendilerine oturdum, konuştum. Sağ olsunlar benim tekliflerimi kabul ettiler. Çalışmayı beraber kabul ettiler. O arkadaşlarımız gibi arkadaşlarımızla birlikte bu kenti yöneteceğiz. Onlar çalışmalarını yapacaklar. Temelde şu var. 400 bine yakın İzmir'de aslında işsiz var ve bunun %25'i de çok kalifiye, genç işsiz ve üniversite mezunu, bazıları çift diplomalı, yüksek yapmış olanlar, doktora yapmış olanlardan şimdi oluşuyor. Şimdi Erdal Bey, bir reklama gideceğiz. Arkasından tamam. Devam edelim. Tamam. Çağımızın en büyük sorunlarından biri hareketsizlik. Buna karşı sağlık için harekete geçtik. Önce kadınlarımız bize katıldı. Durmadık, çocuklarımıza eğitim verdik. Alışkanlıkları değiştirdik. Sağlık için her yere pedal çevirdik. Hadi sen de Eti Sarı Bisikletle hayatına hareket kat. Eti. Cezmi Muhabbet bu hafta sıra dışı çalışmaları ve renkli kişiliğiyle Benan Bile'yi ağırlıyor. Kalktı adamın biri. Deminden beri sizi çekiştiriyor bize. Niye dedi ondan yanasınız dedi bakar mısın? Ben de dedim ki vallahi bu üçüncü yılım. Bu kızlar beni bu sahneye taşıdı. Onları satmam. Teşekkürler beyler. Hadi artık eğlenelim dedim bitti. Stand-up ve iletişim üzerine keyifli sohbetin ve bol kahkahanın yer aldığı Cezmi Muhabbet. Yarın saat 20.30'da Günaydın TV ekranlarında. Spor severler ekran başına. Kalemleri ve kağıtları hazırlayın. Bu maçlar kaçmaz. Başakşehir, Beşiktaş, Arsenal, Liverpool, Galatasaray, Fenerbahçe. 3 tane maçın 3'ünü de bulmaya çalışmak bence çok zor. Sürpriz maç tahminleri, haftanın bankoları, yorumlar, analizler, usta yorumcularla telefon bağlantıları Ümit Aktan'la var mısın da? Empoli Juventus 2 diyorum. Evet, Juventus geçen hafta yani artık hakkını kullandı. 2 kere kaza yapmaz aynı araba. Evet. Ümit Aktan'la var mısın? Yarın saat 16.30'da canlı yayınla Günaydın TV'de. Deniz Özgün'le en tarafsız habercilik. Günaydın. Pakize Suda'yla sokağın nabzı. Günaydın. Cezmi Baskın ile kültür ve sanatın lezzeti. Günaydın.
Ali Analtıtaş ile keşfedilmemiş tüm yerler. Günaydın. Ümit Aktan'la en doğru tahminler. Günaydın. Canan Beyazkaya ile yaşamın tüm renkleri. Günaydın. Senem Gökdağ ile sağlıklı yaşamın reçetesi. Günaydın. Kutlu Annesi ile güne merhaba. Günaydın. Zahit Armanlı ile müziğin her ritmi. Günaydın. Ümit Aktan ve Hakan Dilek ile futbolun tozlu sayfaları. Günaydın. Başarı öyküleri için anlat kendini. Günaydın. Ekstrem hayatlar ile adrenalinin zirvesi. Hepsi ve daha fazlası en iyilerin kanalı Günaydın TV'de. Günaydın, günaydın. Tekrar iyi akşamlar Günaydın TV izleyicileri. Muhabbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erdal Bey tekrar merhabalar. Merhaba. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. İzmir'in sizce en önemli ve en acil giderilmesi gereken sorunu hangisidir? Memleketin sorunundan eşgüdüm. Bitmez aslında şey bitmez. Bizdeki yani. Sorun bitmez. Şimdi diyeceğim ki çalışmadığım yerden geldin ayıp olur zaten. Öyle bir şey yok zaten de. Şimdi şunu söyleyeyim birincisi. Bence İzmir'de gün geçtikçe altyapı sorunlarında aslında çoğu gideriliyor ama yani önümüzdeki süreçte İzmir'e sanayinin daralması iş gücü anlamında falan da kaliteli iş gücü anlamında da ciddi bir işsizler ordusu yaratıyor İzmir'de. Bir taraftan da göç alıyor mu İzmir? İstanbul'da alıyor, özellikle. Ama yani alıyor ama yani bu işte İzmir'in de aslında biraz yükü oluyor bunların hepsi de bir taraftan geldi. Çünkü üretim azalıyor bir yerinden. O yüzden dolayı İzmir'de bu konuda ciddi bir çalışma yapılmaya ihtiyaç olduğu gözüküyor. Önümüzdeki süreçte bir ya ortak yaşam anlamında baktığında içeriye çok öbekleniyor yani. Biraz açılması gerekecek gibi görünüyor İzmir'in yani. O bakımdan belki yani mesela ikinci hava jet üssünün başka bir yere taşınması, orası ikinci bir havalanı haline döndürüp hani merkezleri biraz dağıtmak yani sadece ortaya konağı her şeyi toparlayıp karşıya toparlamaktan biraz imtina etmek gerektiği kesin gibi gözüküyor bir yerden. Trafik sorunu önümüzdeki süreçlerde şu anda çok elzem bir konu değil. Ama önümüzdeki süreçte tıkanacak. Onun bir yeni bir master planına ihtiyaç var. Yani şu var. İzmir'de yaşam aslında kalitesinin yüksek olduğu insani gelişmişlik raporlarında da gördük. Bundan iki gün önce gelen raporlarda falan. İnsani gelişmişlik anlamında bizim belediyelerimizin ilk onunda 10 tanesi de belki de görmüşsünüzdür. İlk onunda Cumhuriyet Halk Partili belediyelerinin olduğu evet. Yerler. Bunlardan da 4-5 tanesi İzmir zaten yani İzmir'de. Büyükşehir olarak da bu konuda insani gelişmişlik açısından en üst düzeyde duruyor. Ben buna çok önem veririm. Yani şu var yani bugün şimdi mesela yani örnek sen de teknoloji noktalarını iyi, teknoloji işini iyi bilen bir insan olarak teşekkür sana. Mesela yani Avrupa'daki en çok sosyal medya kullanıcıları neredeyse Türkiye'de gözüküyor yani. Bu ne anlama gelir? Bir teknolojinin çok arttığını gördü ama tüketici olduğunu anlama da gelebilir. Bir de boş zamanın çok olduğu anlamına evet, da gelebilir. Genelde çünkü, boş zamanı olduğu anlamına gelir. Yani bu da anlam. Almanya niye böyle değil falan filan. Şimdi bir ama bir de bir mesela ölçeklendirme daha var. Aynı şey İzmir için örnek vereceğim de o yüzden. Türkiye gerçi bu son dönemde azaldı ama yani geçmiş son 5-6 yıl boyunca Avrupa'daki bir numaralı telefon satışlarının olduğu yer. Yılda 12 milyon adet telefon satılıyor. 12-13 milyon, 14 milyon. Bu da her yıl aslında 25 milyar doların üzerinde bir parayı dışarıya gönderiyor. Şimdi son dönemde bu mesele şu krizle birlikte aşağı indi bu. Yani dövizin çok daha yukarı çıkmasından daha aşağı indi. Taksitlerin bitmesi telefonlar açısından. Ona da rağmen millet alıyor. 6 bin liralık telefon alıyor adam. 5 bin liralık alıyor bunu yani. Elzem görüyor demek ki bunu. Ama şu var, bu telefonların %92'si akıllı telefon. Yani ama GFK'nın yaptığı bir araştırma üzerinden görmüştüm. Aklını kullananların oranı %6. Şimdi bu yani yani bu çok acı verici yani. Ne kadar büyük bir tüketici olduğumuz gözüküyor ortada. Yani biz tüketiyoruz yani. Her şeyi tüketiyoruz. Ortak yaşamı tüketiyoruz bir yerinden. Yani ya ailemizin aslında geleceğini tüketiyoruz. Ülkenin geleceğini tüketiyoruz buradan. Yani nahva üretilmiyor.
Mesela İzmir'in sorunlardan bir tanesi. Eğitimde geri kaldı İzmir yani. Evet. Eskiden üniversite sınavlarında hep bir numara İzmir olurdu yani çoğu konularından. Üst sıraları tutardık. Bunun nedeni biraz merkezi şeyin yaptığı eğitim politikaları. İkincisi de tabii burada yani tercihlerin daha yani özel okullar tercihini ve gelir tercihini İstanbul üzerine çok odaklanması ve iyi olan işte eğitim kurumlarının İzmir'den ziyade İstanbul'da daha çok açılması. Köklü aslında okullarımız Atatürk Lisesi gibi yerlerin neredeyse bir kısmının imam hatipleştirilmesi tarzında yani bu tür şeylerle birlikte eğitim kalitesinin ve tercihin düşünmesi. Çocukların daha çok burayı tercih etmeyip daha sonrasında İstanbul'u üniversitede veya lisede orayı tercih etmesine götürdü. Demek ki İzmir'de bununla ilgili yerel yönetimin işi olmamasına rağmen söylüyorum bir hamlede destekçi olmak gerekir. Bunu akıllı görüyorum. Kentler üretmek anlamında. Smart city'ler evet. Meselesi. Kenti şeffaflaştırmak ve blockchain. Tabii blockchain çok değerli, çok önemli. Şu var, smart city konusunda yani akıllı kentler konusunda da tahmin ediyorum ki iyi bir know-how'umuz, iyi bir network'ümüz var, iyi arkadaş gruplarımız var. Bu konuda uluslararası şirketlerin tepesindeki Türk arkadaşların çoğu benim çok yakın dostlarım yani. Bunların desteklerini şimdiden elde etmiş vaziyetteyiz. Bunlar her türlü destekleri vereceklerini ifade ettiler. Kadrolar konusunda yetiştirmek için İzmir'de özellikle teknoloji köyleri meselesi ve buna benzer bir takım projelerle birlikte 0-6 yaş grubundan başlayıp kodlama aslında hikayesinden birlikte, eğitimle birlikte yukarıya kadar işte çünkü muhakeme kabiliyetini, analitik düşünceyi falan yukarıya taşıman lazım. Bununla ilgili çalışmaların hepsine destek vermek lazım. Bu kesin. Ama şu da bir gerçek. Bu Türkiye'nin eğitim sorunu çözmez ama İzmir'i biraz daha o konuda rahatlatabilir. Ön plana çıkarabilir. Belki çıkarabilir. Bir nebze artıya sokabilir. Evet, çıkarabilir. Şimdi İzmirlilerle konuştuğumuzda İzmirlilerin en çok şikayet ettiği konulardan biri de hayatın gitgide pahalanması ve İzmir'de insanların girdiği işlerden yeterince para kazanamaması. Yani İzmir bir bakıma İstanbul'un ucuz iş gücüne dönmeye başladı. Şirketler geliyor ama ucuz iş için geliyorlar buraya. Yani bu da şunu getiriyor. Aslında İzmir'de nitelikli insanlar var ama hep ucuza çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu yani İzmir kendi içinden bir şeyler üreterek, bir atılım yaparak bu insanlara yani belediyenin yapabileceği tabii sınırlı. Tabii hepsini yapamaz. Belediye kendi bünyesinde nasıl bir destek sunabilir? Şimdi şöyle, birincisi bu kadar çok işsizin olduğu bir yerde iş gücünün fiyatı düşer. Bu bir ekonomik denge zaten biliyorsunuz. Bir de en yüksek kalifiye yani yüksek eğitim almış işsizin burada olması da gerçekten de onların aslında emeklerinin karşılığını daha da aşağı çekiyor. Bu üzüntü verici tabii bir yerinde. Ama istihdam alanları yapacak yeni yatırımlara biz öyle veya böyle teşvikkar olursak eğer onlar yeni iş alanları ve yüksek hem ara segmentasyondaki personel için yani özellikle ara eleman meselesinde çok ciddi bir destek olabilir. Yüksek nitelikli know-how'la birlikte iş üretme ve o iş, bu işin sonucu da kaliteli iş gücüne ihtiyacın olduğunda o zaman rakamlar yukarıya çekilebilir. Ama bu daha profesyonel bir şekilde oturulup gözden geçirilip mutlaka çözüm yaratılması için bir takım projelerin çıkartılması gerekir. Orada yerel yönetimler çok destekçi olur. Yani bu da nedir? Aslında İzmir'e yatırımcının getirilmesi. Yani fonların ve yatırımcının direkt ama bu direkt yatırımcıdan bahsediyorum tabii. Bu konuda bugün zaten uluslararası tecrübesi olan bir iki arkadaşla oturmuştuk. Çok güzel şeyler aslında konuştuk. Onun yanında da yine bu network'teki arkadaşlarımızdan birlikte bir projeler dizisi ve ekip. Burada değerli olan ekip. Sizin bir drone projeniz var. Evet. Onu biraz açabilir misiniz? Şimdi bundan 20 sene sonrasında aslında bu drone'lar hani robotlar, havada uçan robotlar. Belki de hiçbir zaman bir daha kumandaları olmayacak. Oturduğun yerden yönetebileceğin, yani burada oturacaksın. Drone dolaşacak drone yani. Dolaşacak. İstediğine bunun kanunu çıkacak, bunun eğitimi. Kentlerin her tarafında belki de bunlar olacak yani temizlikte ama en büyük şey bence orada tarımda. Tarımda. O yüzden de bu konuda çok tecrübeli, uluslararası boyutta çalışan, Avrupa'da çalışmış, Amerika'da çalışmış bir arkadaşımız Türkiye'de şu anda. Onunla birlikte çalışıyoruz. Hem organik tarım açısından dronların kullanılması hem de kent yaşamı içerisindeki ortak yaşamı destekleme amacıyla bu drone teknolojilerinin burada
ilk operasyonlarının yapılması, üretilmesi, ayrıca dronları kullanacak olanlar pilotlar olacak artık. Yani belli bir pilot seviyesinde insanlar olacak. Bunun için de eğitim merkezi. Yani hem üniversite bazında hem meslek yüksek okulu bazında olabilir bunlar. Bu önümüzdeki günlerin büyük mesleklerinden biri olacak çünkü. Böylece hem eğitim alanında bunların yapmasından kente bir kalifiye bir aslında para ve akacak. Hem de uygulama alanlarına baktığınızda tarımı ucuzlatmak ve iş gücü yaratmak açısından da dediğim gibi işte tahminen 5 sene sonra hesaplamalara göre 30 bin kişinin de bu hiç sürülmemiş tarım alanlarında yapacakları bir takım uygulamalar, drone uygulamalarından birlikte ihracatta körükleyeceğini düşünüyorum yani. Düşünüyoruz. Ben tabii o arkadaşların fikirleriyle. Ne kadarlık bir katma değer yaratır böyle bir proje İzmir için? Ya şöyle bir kere şu yani tek başına bunlar bütün aslında ihracatı desteklemez. Yani şöyle düşünmek lazım. Sonuçta tarım, turizm gibi yerlerdeki tarımda özellikle girdiler noktasında falan bir çalışma yapmak lazım ayrıca. Bir de organik tarım merkezleri, organik hani bu da biraz organize organik tarım merkezleri meselesini desteklemek, kimyasal atılmış atılmamış yerlerin doğru belirlenmesi, kimyasalların gitmesi. Buradan belki zamanla sübvanse edecektir bu. Yani ilk 1-2 sene içerisinde müthiş bir asla rekabet getirmeyebilir ama. Tabii elde edilen işlenmesi var. Tabii. Daha sonrasında müthiş bir asla rekabet getirir, ihracat gücü getirir bundan birlikte. Bunun katma değeri işte 30 bin kişiye iş sağlamak demek, 30 bin kişilik bir aileyi doyurmaktan bahsediyoruz. Yani sadece bu işlerle birlikte. Diğer bahsettiğimiz işlerle ilgili de 8 sene sonunda yani 5 sene sonuna başlıyor ama 110 bin kişiye iş yaratacak bir ortam olabilir bunun. İşte yerel yönetimler ancak bu kadarını yapabilir. Daha ötesinde şeyindir merkezi aslında. Merkezi idarenin. İdarenin ama. Benim iddiam var. Ben yerel yönetimler özellik şartının aciliyetten getirilmesi gerektiğine inanan bir insanım. İzmir'in de bu yüzden öyle olduğu zaman İzmir'in bir numara olacağını düşünüyorum ben. Yani İzmir kendi kendini yönetmeye başlarsa siz İzmir'in çok hızlı bir şekilde atılım yapacağını kesinlikle yani. Düşünsenize yani ben bütün parayı alıyorum, genel merkezi idareye gönderiyorum. 10 tane müteahhitinden başka şehirlere yediriyorlar bu paraları. Peki İzmir'deki inşaat sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi çok fazla bir talep var İzmir'e. Hep İzmir'i ön plana çıkarmaya çalışıyorlar şu anda inşaat konusunda. Özellikle bu otobanın bitmesi, Ankara, işte İzmir hızlı tren hattının bitmesiyle İzmir'in bir cazibe merkezi olacağı söyleniyor. Bu kaçınılmaz zaten. Hani 8000 yıllık falan bir şey aslında burası. Medeniyet yani. Kadim bir medeniyet. Bir liman kenti ve ticaret kenti İzmir aslında. Bir taraftan, limanımızı da kullanamıyoruz ama. Şimdi onun tabii gelişmesi anlamında çok önemli. Orası çok önemli. Yani şehrin göbeğinde kalmış bir liman var şu anda. Gerçi Barcelona'da da şehrin göbeğinde ama. Tüm dünya kentlerinde birçoğunda. Evet, Singapur'da da öyle. Şehrin göbeğinde ama ona uygun kullanımlarına ilgili olarak atılımlar yapması lazım. Bunu merkezi hükümetin yapması lazım. Orada karar yerel yönetimlerin değil biliyorsunuz zaten. Çoğu şeyini İzmir'in engellediler. Aziz Bey'in de çok önünü kapattıklarını ben çok rahatlıkla her türlü gördüm zaten bugüne kadar. O yüzden daha farklı bir girişim yapılması lazım. Şimdi konutla ilgili konu şu. Bence İstanbul'da fiktif bir konut da oluştu yani. Mesela yani değerlerinin çok üzerinde rakamlar çünkü. Yani ya ben bazı yerlerin fiyatlarına bakıyorum. Amerika'da, Manhattan'da bu fiyata yeri yok. Yani Manhattan ki yani burası finansın merkezi yani. Dünya finans merkezi dediğimiz yerde bu fiyata yer yok. İstanbul'da o fiyata bilmem nerede yer satıyorlar. İzmir'de yani. De yavaş yavaş görmeye başladık fiyatları. Evet çok yüksek fiyatlarla bir yaşam satışları var ama dikkat edilmesi gerekiyor bunların. Çünkü bankaların ellerinde önümüzdeki süreçlerde bunların çoğu patlayabilir yani ona dikkat etmek lazım. Bir de kentin dokusunu korumak lazım bazı. Ben dikey yapılaşmaya karşı değilim zaten bunda bir problem yok ama yoğunluğa karşıyım yani burada. Yani şu anlama gelir dikey yapılaşma ortama yapıldığı veya kentsel dönüşümler yaşanabilir bir kentte hem altyapısını sağlıklı yapman gerekir kentin bir altını halletmek lazım. Bu önemli bir şey çünkü kentin altı. Yani metrolar, diğer konular yani üst yollar falan. İzmir'de önemli. Şöyle bir şey görüyoruz ama dümdüz bir hat çekiliyor. İzmir normalde karışık bir kent ama düz bir hat çekiliyor ve herkesin o hatta ulaşması bekleniyor. Toplu ulaşımda. Şimdi şöyle bence önümüzdeki süreçte
belki bir devrim niteliğinde 3-5 tane projeyi birden başlatmak gerekebilir. 5-6 yıl sürecek bir proje. Alttan hani gidecek. Kentin altını inşa etmezsen kent yaşamı zaten birçok yerde şu anda konforu yitirirsin yani. Konforu yitirmiş durumda. Ya İstanbul'da da mesela bakıyorum ben Zincirlikuyu'nun olduğu yerler tıkandı. Hala oraya deli deli yerler yapıyorlar yani. Yoğunluklar acayip yani. Kent orayı kaldırmaz. Ben onu biliyorum. Hele denizi kullanmayan bir İstanbul'un bunu kaldırması mümkün değil. Bence biz de denizi çok kullanmamız gerekecek zaten bir sürü konularla ilgili. Üst yollarla ilgili ve bu metro çalışmalarıyla ilgili yeşilliği arttırmak lazım biraz. Yani yaşam alanlarını çoğaltmak lazım. Yaşanabilir kent böyle bir şeydir. Son dönemlerde İzmir'de çok güzel şeyler yapıldı. Özellikle kordon aslında yeni düzenlemesi gerçekten bence toplum tarafından beğeniliyor. Tramvay da aslında ilk başta tepki görmüştü ama şu anda insanların da çok hoşuna gittiğini söyleyebiliriz. Kullanmaya yani. Başladılar. Evet, başladıkça insanlar bir takım ızdıraplar çekiliyor ama bunlar normal ve doğaldır yani. O yüzden bu örneklerin çoğaltılması. Bizim de kendimize göre çılgın projelerimiz var tabii yani. Ama böyle çılgın projelerle kenti tarumar etmeyiz yani. Kentsel dönüşüme nasıl bakıyorsunuz? Özellikle Alaybey tarafında, Göztepe, Güzelyalı, yani İzmir'in ya bakın, eski semtlerinde. Ama bakın bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu kentte, bu kent bir tarih kenti. Şimdi bugün bana bir sunum yapıldı. Çok değerli bir şahsiyet tarafından kentin her yerindeki agoralardan toplanma alanı, Yahudilerin toplanma alanlarının olduğu şeyler. İki çeşmeliğin durumu belli herhalde. Ya bakın neler neler olduğunu anlattı. Aşağılarda, altlarda, her şeyde. Bir kere burası UNESCO tarafından da bir korumaya ve bir finansa ihtiyacı olduğu kesin. Onları yerel yönetimler yapmıyor ki zaten. Bunlar valiliğin aslında elinde olan yerler ama ortaya çıkması açısından mezbelliliğe dönmüş her şey ve bunlara müdahale etmeyen valilik yani. Bunu yerel yönetim ne yapsın bu konuyla ilgili? Yetkisi yok bu konuyla ilgili ama İzmir'de böyle bir devrime ihtiyacı var İzmir'in. Yani kentin içine turist geldiği zaman içinde gezeceği ve koklayacağı, dolaşacağı yerler olması lazım. Anafartaların olduğu yerde mesela dünya kadar aslında tarihi miraslar var. Bütün basmanenin her tarafı öyle zaten. Yerinde dönüşüm deniliyor mesela ama şimdi benim gözlemim 2-3 senedir hatta daha uzun dönemdir İzmir'in bu tarihi aksında Suriyelilerin yoğun yaşadığı. Şimdi yerinde dönüşüm yapacağız ama Suriyelilere ne yapacağız böyle bir durumda? Ya şimdi bunu diyorum ya yani bunu yerel yönetim bu konuda yetkili değil ki. Yani onlara müdahale etme konusunda da yetkili değil. Sonuçta orası İçişleri Bakanlığı'nın ve valiliğin emrinde olan konuları yapılması. Getirip yıkarsam ama halk insanları. Faturayı belediyeye kesiyor. Ne anlamsız bir şey zaten. Ben bazen şuna zaten kızıyorum. Yani yerelden genel işleri karıştırıyor millet. Elektrikle ilgili bir şey oluyor. Ya belediye nerede? Ya kardeşim elektrik çoktan liberalleşmiş. Satmışlar gitmiş hepsini. Yani ne diyorsun falan tarzında bir şey yani bu. Bu yüzden hani bunların hepsi başka birbirinden ayrılması gereken bir konu ama bununla ilgili çaba göstermek lazım. Yani mesela gerekiyorsa uluslararası alanda bu çabaları gösterip arkasından buraya finanslarını da mutlaka tabii ki merkez hükümetin buna destek vermesi ihtiyacı var. Bu sonuçta bir kültür yani bir yerinden baktığınızdan. Tarihi miras. O zaman şöyle sorayım. Görününe göre AK Parti hükümeti genel hükümeti bırakmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi de İzmir'i bırakmayacak. Yani kesinlikle onu bırakmayız ama şöyle bir durum var ortada. İkisi arasında bir uzlaşma nasıl sağlanacak? İster yapsınlar ister yapmasınlar. Ben size şunu söyleyeyim. Biz onu buluruz o parayı da. İster yapsınlar ister yapmasınlar. Yani bu kente gelip bu kentte yatırım yapacak olan fonların veya yatırımcının neye bakar adam? Finansmana bakar. Finansmanını getirip 7 senede geri alıyor mu? Senin de kredi notun yüksek mi kardeşim? Yüksek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha iyi mi? İyi. Kusura bakma biz de getiririz parayı ona göre yaparız yani. O zaman biraz da yerel siyasete gelelim tekrar. İzmir'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir dönüşüm olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Ben genel partide olduğu gibi. Yok ben ya, İzmir genelinde bunu söylemem yanlış olur. Bu Türkiye genelinde bir şey. Bu merkezi anlamda bizim çok bir değişime ihtiyacımız olduğu kesin. Değişim şu, bir iki yönlü bakmak lazım buna. Bunu ben daha öncesinde de izah etmiştim zaten. Birincisi şu. Teknik anlamda söylüyorum. Kurumsallaşma, tüzüğünün değişmesi, arkasında yani demokratik iş demokrasinin asla tesisi konusu var. Liyakata bağlı bir düzenin kurulması, yeni üyelik yapıları, yeni örgüt yönetim ve yerel yönetimlerle ilgili de performans sistemlerinin oturması gerekir. Bu kesin. İkinci anlamda da dördüncü devrimini yapması gereken bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Birinci devrim Mustafa Kemal'in yaptığı devrim.
arkasından kurduğu cumhuriyeti teslim ettiği bir Cumhuriyet Halk Partisi. İkinci devrim rahmetli İnönü'nün yaptığı devrim. O şu, bir, bu devrim iki boyutlu ikinci devrim. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni İkinci Dünya Harbi'ne sokmayıp daha sonrasında bir demokrasi dersi verip çok partili hayata geçirmesi aslında. Yani kendi iktidarını terk etmesi aslında normalde. Bunu hiç kimse yapamaz yani. Üçüncü devrim rahmetli Bülent Ecevit'in yaptığı devrim. Orada İsmet İnönü ile başlayan ortanın soluna getirdiği devrim, üçüncü devrim toprak işleyenin su kullananı. Bunların hepsi ideolojik devrimler aslında. Dördüncü devrimde artık bu saatten sonra bizim yeni dünyanın yeni sol anlayışıyla yapmamız gerekir. Sağ anlayış dünyayı bitiriyor şu anda zaten. Yani kamplaştıran, birbirini öldüren, milliyetçi refleksleri zorlayan, İslamofobilik yaratan, işte veya Trump gibi deliler üreten, işte ya bu tür bir şey yani. O yüzden dünya buradan kırılacak. Yani Obama gittiğinde ben şunu söylemiştim zaten. Dünya Obama'yı çok arayacak demiştim. Niye sorarsanız, bir, derisi siyah, iki, adı Hüseyin. Yani şimdi neden? İran'ı yumuşatmaya çalışan, Orta Doğu'da bu Vahabilik seyri, Filyas'ta kırmaya çalışan, o babamışın vahşice aslında Orta Doğu'da herkes ölsün fark etmez, ben ucuz petrol alayım mantığından uzaklaşan bir adam gitti. Yerine işte bu yeni muhafazakarlığın, yani neokonlar dedikleri düzenin adamı Trump geldi. Yani Trump. Bu katı yakıtçıların adamı. Adam ne yaptı? Dünyanın geleceğinin bir numaralı sorunu olan Paris İklim Zirvesi'ne imzasını atan Obama'nın imzasını geri çekti. Niye çekti geriye? Petrolcüler bunu zorluyorlardı, kömürcüler bunu zorluyorlardı. Dünya ölecekse ölsün fark etmez, biz kendi iktidarımızı koruyalım. Gelecekte de bu kadar insana zaten ihtiyaç yok, gereğini de yaparız tarzındalar. Bu kadar vahşice bir yaklaşım. Bu kadar ahlaksızca bir bakış aslında bakarsan. Bunların karşısında yeni sol dünyada. Ve bunu İngiltere'de Kirby, Amerika'da da Hillary Clinton'ın karşısında Sanders bunu gösterdi aslında. Yaşları ileride olmasına rağmen yaptıkları toplantılarda yüz binlerce genci rock konserinde toplar gibi topladılar. Yani bu Avrupa'da da yeni yeni filizleniyor ve Cumhuriyet Halk Partisi de yeni devrimini yapmak zorunda bu konuda. Ki gençleri yani toplayabilsin mi diyorsunuz? Efendim? Gençleri toplayabilsin, yanına çekebilsin. Şimdi bakın, yani bir küresel ısınma, iklim değişikliği gibi 18-24 yaş arasında gençliğe soruyorsun. Yani Twitter'ı yasaklayan bir lidere oy verir misin? %92'si hayır diyor. Hayır diyor. Şimdi demek ki biz o dilden hani ve Türkiye'de seçmenin 1/3'ü 35 yaş altı neredeyse. Yani buradan baktığımız zaman gençliğin demokrasi anlayışı, gençliğin aslında geleceğe bakışı ve gençliğin bu noktada özgürlük anlayışlarının hepsine mutlaka dil olmak zorundasın. Ya burada lallaşırsan işin zor yani bir yerinden baktığına. Dünyanın geleceğinde yeni bir kamucu düzenle birlikte bu insanları bu sistemin içerisinde paylaşıcı ve katılımcı olmak, yani ekonomide paylaşıcı, demokraside katılımcı olmak zorundasın. Biz de kendimizi bu noktadan devşirmek zorundayız. Sağdan bize bir şey yok. Sağdan dünyaya bir şey gelmez, merak etmeyin. Muhafazakarlaşma meselesinde de gördük ki ya adam kelle kesiyorlar ya adamları vahşice öldürüyorlar. Bunlar daha radikalleştikçe gördük yani bunların hepsini. Orta Doğu bundan yanıp bitiyor zaten yani. Aynı şey Orta Avrupa'nın göbeğinde işte bir liberal Macron geldi. Solcu gibi şu anda hareket ediyor. Geçen tabii dünya şöyle bir nefes aldı. Yani Amerikan Temsilciler Meclisi'nin demokratların almasıyla birlikte dünya bir nefes aldı aslında. Yani bu önemli bir şeydi yani. Ama işte Macron'un geçen İkinci Dünya Harbi'nin aslında anmasıyla ilgili liderlerin Paris'te toplandığında Trump'a çok sert şeyler söyledi. Onun nedeni şu, Temsilciler Meclisi'nin demokratların alması herkesi bir rahatlattı. Sağcılardan dünyaya bir hayır yok. Ben size söyleyeyim. Peki o zaman son olarak şunu sorayım. Son iki dakikamız. Şayet başkan olursanız nasıl bir başkan olacaksınız? Şimdi ben tabii milletvekili olduğum dönemden beri tanıyorsun sen beni. Tanıyorum. Yani o zaman da başka görevlerim vardı. En kolay ulaşabildiğimiz milletvekillerinden birisiydiniz. Evet. Doğru bir ikisi. 1993'ten beri aynı telefonu kullanıyorum ben zaten, evet. De. Tabii milyonlarca insan telefon açarsa aynı telefonu kullanamazsın. Böyle saçma sapan. Her telefona bakacağım falan filan geyiği. Bunlar geyik yani. Bak o yalan. Bazen şey. Ya imkanı yok ki yani zaten. Bazen söylüyorlardı, ben size söyleyeyim. Ben milletvekili olarak burada dolaştığımda. Ya geldiniz, bir daha gelecek misiniz?
Dedim ki bak bir şey söyleyeceğim konaktaki arkadaşım. Ben milletvekiliyim ya, bana görev veriyorsunuz sizi temsil etmek için. Sizin yanınızda kebap yapmaya, kahve içmeye, çay içmeye gelmem için mi beni milletvekili seçiyorsunuz? Bu çok anlamsız bir şey. Şimdi 1200 küsür tane mahalle var İzmir'de. İsterseniz burada kalayım. Bunları tek tek dolaşırsam 12 sene falan sürüyor yani. Tabii. Ya böyle bir mantıksız şeye ben evet diyemem. Rasyonel bir adamım. Ama şu var. Ben hiçbir zaman kendi yaşantımdan hiç değiştirmedim. Kendi arabasını kullanan aslında bir adamım. Hayatım böyle geçti. Çocuklarım hiçbir zaman babalarının herhangi bir yerde ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiline neydi onun adı, genel başkan yardımcısı, parti meclis üyesi olduğunu hiçbir yerde söylemeyecek bir ailem var. Eşim de keza öyle. Biz bu yaşantından memnunuz zaten. Yani biz özgürlüklerimize bağlı aileleriz. Hatta oğlum benim siyaseti bırakmamı istiyor zaten. Hala da dün akşam onu söyledi yani. O da baba seni gördük görmemden değil, sen eskiden daha mutlu bir adamdın, daha neşeli bir insandın, ondan söylüyor yani. Ama şu var yani, yaşantımda bir değişiklik olacak bir durum, olacak bir durum yok. Çünkü yüksek makamlarda bir sürü şeylerde kendimizde oralarda nasip oldu bize. Yani bu evet. Kentte bir sürü görev bana nasip oldu. Yaşantım aynı yaşantım, değiştirmem. Şu var, bir şeyler kafamda var, farklı bir şeyler var. Normal yaşantımı devam ettirirken onlar millete garip gelebilir ama yani. Öyle bir hikaye çok teşekkür yaratmayı ederiz. Düşünüyorum. Çok yani. Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. Bir dahaki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.